Dostlar selamünaleyküm. Türk savunma sanayi ile ilgili konularda yaptığımız videolar bizler için ayrı ayrı heyecan kaynağı. Bunun farkındayım. Ama bazı konular diğerlerine göre daha önemli geliyor bize. Çünkü o alanda ciddi ihtiyacımız oluyor. Bugün konuşacağımız konu da böyle bir konu. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine Çelik Kubbe adının verilmesi kararlaştırıldı. Daha önce bunun Gök Kubbe olması bekleniyordu. Biz de bu gelişme yaşanmışken şu Çelik Kubbe sistemini detaylıca bir konuşalım istedim. Katmanlı hava savunma ağı dediğimiz bu sistemde hangi yerli hava savunma sistemleri var ve bu sistemlerin özellikleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde külliyede savunma sanayi icra komitesi toplantısı yapıldı. İki gün önceki bu toplantıda Türkiye'nin katmanlı hava savunma ağına Çelik Kubbe ismi verildi. Daha önce bu gök kubbe olarak düşünülüyordu. Şimdi değişmiş oldu. Peki öncelikle nedir bu Çelik Kubbe? Çelik Kubbe hava savunma sistemlerinin bir araya getirildiği bir koruma kalkanı. Katmanlı bir çalışma mantığı var. Çok alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar bütün hava savunma sistemleri belli bir alanı entegre şekilde çalışarak koruyor. Altyapısında çok ciddi bir yapay zeka kullanımı var. Bu da karar vericilere daha hızlı ve etkili bilgi sunuyor. Çelik kubbe bünyesindeki bütün silah, gözetleme ve radar sistemleri birbirleriyle haberleşerek çalıştığı için bir tehdidin bunların tamamını aşarak hedefini bulması imkansız gibi bir şey. Yani bunu aslında matruşka gibi düşünebilirsiniz. Savunma sisteminin birini açsanız diğeri geliyor. Bugün işte bu sistemleri çok uzatmadan tek tek bir konuşalım. Çelik kubbe hangi katmanlardan oluşuyor? Böylece netleştirmiş oluruz. Öncelikle bu sistemin kontrolü hakim hava komuta kontrol sisteminde. Bu sistem için 2020'de ASELSAN'la Hava Kuvvetleri Komutanlığı bir protokol imzalamıştı ve o kapsamda geliştirildi. Kullanılan bütün unsurların uyum içinde çalışması bu altyapıyla sağlanıyor ve gelecekte envantere girecek olan bütün hava savunma sistemleri de kolay bir şekilde bu altyapıya entegre edilebiliyor. Hakim Azerbaycan'da kuruldu. İki ülkenin hava sahası ortak hava sahası kabul edildi ve hakim şu an orayı da koruyor. Bu komuta kontrol sisteminin yönettiği farklı hava savunma sistemleri var. Bunlar mini drone savunma sisteminden yüksek irtifaya kadar çeşitlilik gösteriyor. Bugün en alçak irtifadan en yükseğe doğru yavaş yavaş gidelim. Hava savunma sistemlerine girmeden önce de Alp radarı başlayalım. Alp Türkiye'nin en uzun menzilli erken ihbar radarı. Envanterimizdeki bütün radarlardan üstün ve çelik kubenin radar çekirdeğini Alp oluşturuyor. Şimdi geçelim savunma sistemlerine. İlk sistemimiz İhtar Yani çelik kubbenin çekirdeği bu sistem. İhtarın amacı mini mikro drone tehditlerine karşı koruma yapmak. Aslında herhangi bir savaş durumunda en önemli sistemlerden biri haline gelecek bu. Çünkü biliyorsunuz artık marketlerde satılan ticari dronlar savaş durumunda küçük değişikliklerle bomba atar ya da kamikaze silahlara dönüşebiliyor. İşte ihtal böyle durumlarda elimiz ayağımız olacak. Bu sistem acar radarını kullanıyor. Bu radar 5 kilometrelik bir alanı tarayabiliyor. Elektrooptik görüntüleme cihazı da var sistemde. Radarın tespit ettiğini elektrooptik sistemle izleyebiliyor. Ardından gergedan karıştırma ve köreltme cihazıyla bu drone etkisiz hale getiriliyor. Gergeden çoklu saldırıları engelleyebiliyor. Ayrıca ihtar sistemine atom mühimmatı atabilen Sarp silah sistemi de entegre edildi. Bu çok önemli çünkü atom birazdan diğer yakın hava savunma sistemlerine de değineceğimiz ana mühimmat. Parçacıklı bir mühimmat olduğu için hedefini genelde şaşırmıyor. 40 mm atom mühimmatı toplamda 255 gram ağırlığa sahip ve tam 1100 parçacıktan oluşuyor. Yani siz bu mühimmatı fırlatıyorsunuz. Hedefe yakın belli bir noktaya geldiği zaman havada parçalanıyor ve hedefe 1100 parça yani 1100 mermi ulaşıyor. Haliyle bundan hedefin kurtulma ihtimali yok. Kara hedeflerine karşı 1500 metre, hava hedeflerine karşı da 1000 metre etkili menzili var. Atomdan da bu şekilde bahsetmiş olalım ki her sistemde tekrar tekrar detay vermeye mecbur kalmayalım. İşte İhtar bu parçacıklı mühimmatı da kullanıyor. Ayrıca bu sistem denizde de görev yapacak. Çünkü sefine silahlı insansız deniz aracına da entegre edildiğini biliyoruz. İhtarın dışında bir de mini dronlara karşı kullanılan Şahin sistemi var. Çelik kubbede Şahin de yine atom mühimmatını kullanan ve mini halara karşı etkili bir sistem. 700 metre etkili menzili var. Otomatik hedef takip edebiliyor. Hedefin radar bildiriyor, Şahin sistemi balistik bir hesaplama yapıyor ve hedefin güzergahına atom mühimmatını gönderiyor. Gönderirken de atoma ne kadar süre sonra patlayacağını yüklüyor. Atom o sürede patlayıp parçacıklarıyla hedefini etkisiz hale getiriyor. Alçak irtifada görev yapan bir diğer sistem de Gökberk. Gökberk diğerlerinden farklı çünkü bu bir lazer sistemi. Yani tespit ettiği dronları lazer silahıyla etkisiz hale getiriyor. 6x6 lastik tekerlekli araçların tamamında kullanılabiliyor. Aslında iki fonksiyon var. Lazer silahıyla tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Kangal karıştırıcı alt sistemiyle de karıştırma yapıp işlevsel olarak imha ediyor. 750 metre mesafedeki bir drone'u 3 saniye içerisinde imha edebiliyor. Bu sistem çok büyük avantajlara sahip. Çünkü gözle görülemeyen ışık hızında mermiler kullanıyor ve atış maliyeti çok düşük. Çelik kubbenin bir diğer hava savunma sistemi de Korkut. Korkut yine Aselsan üretimi. Bu sistemin merkezinde çift namlulu 35 milimetrelik bir top sistemi var. FNSS üretimi paletli araç ve otokarın 8x8 ZMA'sı ile kullanılıyor. Korkut 35 mm geleneksel mermileri ve bunun yanında atom parçacıklı mühimmatı kullanabiliyor. Hedefe göre 15 saniyeden kısa bir süre içerisinde mermi çeşidini değiştirebiliyor. Bir korkut bataryası 3 silah sistemi aracı ve bir 3 boyutlu arama radarından oluşuyor. Ve böyle bir batarya 50'den fazla insansız hava aracı ya da dolanan mühimmatı aynı anda imha edebiliyor. Mesela son yapılan testte 3 kilometreden uzak bir menzilde birden fazla dolanan mühimmatı aynı anda imha edebiliyor bildi. Bunu yaparken de atom mühimmatını kullandı. Alçak irtifada bahsedeceğimiz son sistem de Gür Hava Savunma Sistemi. Aslında bu sistem muhtemelen kendinden önce bahsettiğimiz sistemlerin tamamının yerini alabilecek bir sistem. Çünkü hibrit bir yapısı var. Bu sistem de yine çok alçak irtifada atom parçacıklı mühimmat ailesini kullanıyor. Ama bunun yanında Gürs Gökberk lazer silahını da taşıyor. Kangal Jammer sistemi yine taşıdığı sistemler arasında. Bu da yetmiyor. Üzerinde 4 adet çok alçak ve alçak irtifa hava savunma füzesi var. Yani Sungur Hisar, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerini kullanıyor. Yani aslında bunu gönderdiğiniz bölgede drondan tutun alçak irtifa tehditlere kadar hiçbir tehdit için başka sistem göndermenize gerek yok. Yani ilerleyen dönemde muhtemelen buraya kadar saydığımız sistemlerin tamamının yerine sadece gürüz gönderilecek. Gürüzden sonra geliyoruz artık sistemin en üst katmanlarına yani Hisar ve Siper sistemlerine. Öncelikle Hisar'dan başlayalım. Hisar bütün uçakları, seyir füzelerini, havadan karaya atılan füzeleri ya da insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebiliyor. Yani aslında hava savunma sistemi dediğiniz zaman aklımıza gelen o güçlü sistemler bu noktada başlıyor. Ve Hisar bir füze ailesi. Hisar A ve Hisar O sistemlerinden oluşuyor. Öncelikle Hisar A'dan bahsedelim. Hisar A alçak irtifa bir sistem. 15 kilometrenin üzerinde etkili menzili var. Yüksek infilaklı ve parçacık etkili başlık kullanabiliyor. Hisar O yine aynı türde başlıkları kullanabiliyor ama etkili menzili 25 kilometrenin üzerinde. Ve bununla birlikte geliyoruz artık çelik kubbenin en üst katmanına. Yani Türkiye'nin S-400'üne ya da Türkiye'nin Patriot sistemine. Yine. Siper uzun menzilli bir hava ve füze sistemi. Diğerlerinden farklı olarak bu hala geliştiriliyor ve her zaman da geliştirilecek. Bir hedef Türkiye'de bir noktaya doğru fırlatıldığında ilk olarak önleyecek olan sistem bu. 150 kilometreden fazla etkili menzili var. Ama dediğim gibi bu Siper füzesi geliştirildikçe artıyor. Siper'in füzeleri blok blok geliştiriliyor. 30 kilometreye kadar irtifada savunma yapabiliyor. Aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor ve bir batarya aynı anda 10 hedefi imha edebiliyor. Bu sistem için tek tek saymaya gerek yok. Aklınıza gelebilecek her tür hava tehdidine karşı etkili. Tabii kalkıp mini dronlara karşı kullanılacak değil. Aklınıza gelebilecek her türlü güçlü hava tehdidine karşı etkili diyelim daha doğru olur. İşte çelik kubbe bütün bu sistemlerin ortak şekilde çalışmasıyla oluşuyor. Ve bu sistem devredeyken korudukları bölgeye bir hava tehdidinin ulaşması pek mümkün değil. Zaten bu yüzden özellikle Yunanistan'da çok ses getirdi. Mesela bir Yunan sitesi dün bu konuyla ilgili yaptığı habere Türk semalarında kuş bile uçmayacak başlığını attı. Aslında tam olarak çelik kubbeyi en iyi anlatacak Cümle bu. Türk semalarında artık kuş bile uçmayacak. Allah'a emanet olun.